Evet, Upcorn olarak Barcelona'dayız. Bu sene MWC'ye katılacağız. MWC'deki en yeni, en güncel, en öne çıkan girişimleri de sizlere gösteriyor olacağım. Ama öncesinde Barcelona'dan ufak bir böyle sokak turu yaptırmak istedim size. Şimdi geçelim. Fuarda mobil teknolojiler, 5G, IoT, yapay zeka konuşuluyor. Tabii arkamda görmüş olduğunuz gibi Türkiye'de bu konuları konuşan ülkeler arasında. Peki Türkiye standında ne var? Merak ediyor olabilirsiniz. Hemen şimdi kısaca bahsedeyim. Arkadaşlar bu stand İstanbul Ticaret Odası'nın önderliğinde açılmış bir stand. Ve bu standta sadece aslında İstanbul Ticaret Odası'nı da görmüyoruz. Burada Teknopark İstanbul'un da bir standı var, BTM'nin de bir standı var ve Teknopark İstanbul'un ve BTM'nin seçmiş olduğu girişimlere ait de standlar var. Birkaç tane girişim var. Yanlış hatırlamıyorsam toplamda 5 adet girişim var içeride, Türk girişim. Bunun yanı sıra Türkiye'den çıkmış başarılı teknoloji şirketleri de burada ürünlerine müşteri bulmaya çalışıyorlar. Şimdi isterseniz lafı daha fazla uzatmayalım. Ben asıl konuşması gerekenlere mikrofonumu uzatayım. Gördüğünüz gibi Barcelona'da Türkiye standındayız. İstanbul Ticaret Odası olarak 24 firma birlikte katıldık. Bu firmalarımızın, 3 tane firmamızın aynı zamanda bizim iştirakımız olan BTM'den startup girişimci olarak katılıyorlar. Hem startup'taki firmalarımız hem de normal fuara katılan firmalarımız fuarda büyük ilgi topluyorlar. Hem yaptıkları çalışmalardan hem ilgi ve alakaları kendi sektörüyle ilgili. İnşallah burada bu firmaların ciddi anlamda özellikle startuplarımızdan büyük yatırımlar bekliyoruz. Burada kendimizle görüştüğümüz bazı firmalar inşallah yakında BTM'ye davet ettik, bir Amerika'da gelen birkaç iş adamları. Bunlarla birlikte inşallah bu startupımızda bir örnek teşkil eder. Ve buradaki girişimcilerimiz yatırım alarak kendileri daha büyük bir yere, bir büyük seviyeye getirirler. Hem ülke ekonomisine hem buradaki girişimcilere bir örnek teşkil eder. Bundan sonraki fuarlarda da inşallah daha büyük startuptaki çalışan girişimcilerimizi, orada özellikle Kuluçka'da ve yatırıma hazır olan firmalarımızı sayısını çoğaltırsak burada daha büyük bir başarı elde edeceğimizi düşünüyorum. Bilgiyi Ticaretleştirme Merkezi temel olarak girişimcilik ekosistemine nitelikli girişimci ve nitelikli yatırımcı yetiştirme üzerine kurulmuş olan, İstanbul Ticaret Odası tarafından kurulmuş olan bir vakıf hüviyetindeki bir oluşum. Bu oluşumun temel amacı, söylediğim gibi, nitelikli girişimciler ve nitelikli yatırımcılar geliştirmek. Multidisipliner bir yapımız var. Yeni nesil hızlandırma programı ve Kuluçka Merkezi olarak geçiyoruz. Herhangi bir dikey özelimiz yok ve bütün girişimcilere kapımız açık. Al fikrini, gel iş yapsın mantalitesiyle yola çıktığımız bir oluşum bu aslında. Ve ticaret odasından aldığımız itici güçle girişimcilik ekosistemine çok önemli projelerin katılması konusunda çalışmalarda bulunuyoruz. Bugün burada da Barcelona'da, fuarda özellikle bizimle beraber gelmiş olan girişimcilerle beraber hem onları küresel ekosistemlerle tanıştırmak hem de kişisel networklerini geliştirme konusunda çalışmalarda bulunmaktayız. Evet, şimdi videoyu fazla uzatmadan ben Türk teknoloji şirketlerine dönmek istiyorum. Hem fuar hakkındaki düşüncelerini alacağım hepsinden, hem de şirketleri neler yapıyor, neler ediyorlar, bunları hep beraber dinliyor olacağız. O zaman şimdi şirketlere geçelim. Bu uluslararası MWC fuarına BTM olarak katıldık. BTM arasından seçilen 3 girişimden biri olduk. Burada Hologart Metaverse girişimi kültür, sanat, eğlence ve iş süreç çözümlerinde Metaverse odaklı işler geliştirmektedir. İlk inovatif ürünümüz de ortak NFT sahası eser üretimi. Burada kullanıcılar bir boş tuvali piksellerini tamamlayarak eseri oluşturuyor ve bu eser satıldıktan sonra öz kaynak paylaşımı dediğimiz yatırım aracına dönüşmüş oluyor. Ve biz Metaverse'de daha detaylı iş süreç çözümlerine odaklanmayı gelecekte planlıyoruz. Ve aynı zamanda şu anda bu fuarda da bulunmaktan çok mutluyuz, çünkü bu uluslararası fuarda işbirlikleri geliştiriyoruz ve şu an halihazırda da yatırım aramaktayız. MWC fuarında Bilgili Ticaretleştirme Merkezi Kuluçka programında yer alan girişimler olarak bizler de yerimizi aldık.
Çok kalabalık ve güzel bir fuar. Öncelikle bu fırsat bizim için harika oldu açıkçası. Girişimimiz nedir derseniz, sesli içerik üreticileri ve kullanıcılarını bir araya getiren bir platformuz. Çok yakında herkesin fısıltı yoluyla da daha sık duyacağı bir platform. Bu isme hazır olun çünkü. Bünyesinde sosyal medya özellikleri de barındıran, üretici ve kullanıcıyla elde ettiği reklam gelir modellemesindeki gelirlerini paylaşan yeni nesli bir süper app'e hazırsanız hoş geldiniz. DT Cloud olarak Türkiye'de yerel ve lokal cloud hizmetlerini sunmakla ve bunlarla ilgili IaaS, PaaS ve SaaS dediğimiz gerekirse Software as a Service ve bunun da daha üstesinde birçok farklı servisi verebilecek bir bulut altyapısı kurduk. DT Cloud'un tabii ki en önemli altyapılarından bir tanesi kendisine ait olan Cloud Management platformunun olması. Cloud Management platform sayesinde bizim kurmuş olduğumuz altyapıların üzerine istediğiniz servisleri rahatlıkla yerleştirebilip bunlarla ilgili hizmetleri müşterilerinize gönderebiliyorsunuz. Aynı zamanda cloud.net domaini de bize ait olduğu için sizlere white label hizmetler de verebiliyoruz. Yani kendi markanız .cloud.net olarak bizim üzerimizden bir cloud hizmeti alıp bunları müşterilerinize sunabiliyorsunuz. Aynı zamanda Türkiye'de 12 availability zone, 8 region'la çalışıyoruz. Böylece birçok farklı noktada disaster recovery dediğimiz felaket kurtarma ve iş sürekliliği hizmetlerini de yine bulut hizmetleri üzerinden veriyoruz. Burada tabii çok daha efektif olan hizmetlerimizden bir tanesi de son zamanlarda çok popüler olan yapay zeka ve diğer servisler, kognitif servisler dediğimiz servisleri de yine bizim cloud'umuz üzerinden alabildiğiniz gibi big data ve büyük veri işleme platformu olarak da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası'na da bize bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten hem Türkiye'nin hem de bizim hizmetlerimizin tabii ki tanıtımlarına çok ciddi şekilde katkıda bulundular. Çok da sağ olun, teşekkürler. InTouch Teknoloji'de biz topluluklara özel sosyal etkileşim uygulamaları yaratıyoruz. InTouch temelinde bir framework, içerisinde var olan modülleri bir araya getirerek topluluğun ihtiyacına uygun etkileşim uygulamaları yaratıyoruz. Bu yolda da güzel kazanımlar elde ettik. Saha İstanbul'un yaklaşık 3 yıldır iç iletişim uygulamasıyız. Aynı zamanda da Katar'ın resmi futbol fan uygulaması olarak görev alıyoruz. Yeni açılımlar için fuardayız. Güzel bir fuar geçiyor. Çok teşekkürler. PB, bir SaaS girişimi olup İstanbul ve San Francisco'da kurulmuştur. PB, patentli teknolojisiyle organizasyonların verimlilik problemlerini çözer ve aynı zamanda çalışanların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik bir çözümdür. Organizasyonlar verimli olmak için birçok çözüm alıyorlar. Mesajlaşma, proje yönetimi, ürün yönetimi, timesheet yönetimi, verimlilik yönetimi. PB ile buna bir son veriyoruz. PB, tek bir çatı altında bir süper uygulamayla aynı anda organizasyonların bütün ihtiyaçlarını birçok uygulamaya gereksinim olmadan çözebilmektedir. PB için hem yurt dışında hem de Türkiye'de birçok satış yaptık ve aldığımız geri bildirimler gerçekten çok olağanüstü. Biz şu anda B2B, Türkiye'de B2B ve door-to-door operasyonlarında sağ satış ekibi olan müşterilerle çalışıyoruz. Buraya geliş amacımız da aslında birazcık daha ürünümüzü global sektöre açmak. Türkiye'de 7000'in üzerinde kullanıcımız var. Genel olarak ürünümüz tam olarak satış ekiplerine hizmet sunuyor. Saha satış ekibi olan firmalar eğer sahalarını monitör edemiyorlarsa ya da saha satış ekiplerinin KPI'larını ölçümleyemiyorlarsa burada çözüm olarak sunuyoruz kendilerine. Ve eğer kendilerinin başka platformları varsa onlarla da entegre olarak saha satış ekiplerine ihtiyaçları olan her bilgiyi sahada her zaman anlık olarak ulaştırabiliyoruz. Kobil 35 yıllık bir güvenlik şirketi. Başta güvenlik olmak üzere dijital kimlik, mesajlaşma ve süper app platformları ile ilgili çalışmalarımız var. Tüm dünya üzerinde 100 milyondan fazla kullanıcının cep telefonlarındaki uygulamalarda Kobil'in güvenlik altyapısı kullanılıyor. Ağırlıklı olarak bankacılık, finans sektörü deneyimlerimiz var. Bir diğer taraftan da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber yaptığımız bir süper app platformu hayata geçti bundan 2 yıl kadar önce. Orada da 2 milyona yakın kullanıcı ile süper app deneyimini yaşatmaya devam ediyoruz diyeyim istersen.
Sade Teknoloji olarak Nesler'in internet alanında faaliyet gösteriyoruz. Kendi geliştirmiş olduğumuz yazılım ve donanım çözümlerini uçtan uca olarak sunuyoruz. Geliştirmiş olduğumuz sistemler gerçek zamanlı konumlandırma sistemleri ve soğuk zincir izleme üzerine. Örneğin burada bir fabrikadaki hareketli ekipmanların birbirleri arasında veya personellerle olan tehlikeli yakınlaşması sistemini gerçekleştirebiliyoruz. Örneğin bir personel farkında olmadan bir forklifte tehlikeli yakınlaştığında o ekipmanı kullanıcısını uyarabiliyoruz veya yavaşlatıp durdurabiliyoruz. Bu sistem üzerine isterlerse müşterilerimiz konumlandırma teknolojileri de uygulanabiliyor. Hem ekipmanların hem demirbaşların hem de personelin gerçek zamanlı konumları, verimlilikleri bir dashboard üzerinden izlenebiliyor. Bir diğer teknolojimiz ise yine cold chain monitoring, yani soğuk zincir izleme. Bunun için de depolardan, zincir mağazalardan sıcaklık verilerini toplayıp merkezi bir ünitede topluyoruz. Müşterinin ilgili lokasyon için belirlemiş olduğu limitler dışına çıkması durumunda ise SMS, e-mail ya da push notification'larla bildirim alabiliyorlar. Viznet Bilişim İstanbul'da yer alan bir sistem entegratörü. Ağırlıklı olarak network güvenlik alanında faaliyet göstermekteyiz. Türkiye'nin ilk 500'ündeki birçok kuruma network ve güvenlik tarafında danışmanlık hizmeti, sonrasında da bakım destek hizmeti veriyoruz. Hem son kullanıcıdan buluta kadar da güvenlik tarafındaki tüm ihtiyaçları müşterilerine sağlayabiliyoruz. Teknik taraftaki yetkin kadromuzla da bütün bu hizmeti burada globale ve tüm dünyaya açmak istiyoruz. Bugünkü fuarda da amacımız yeni müşteriler kazanmak. Youngtech Mikroelektronik Türkiye'de çip tasarımı, çip üretimi için kurulmuş, Türkiye'nin çip tasarım merkezi olmak için yola çıkmış bir firma. Bu kapsamda hem haberleşme alanında, hem görüntü işleme alanında, hem de robotik ve IoT alanında çok ciddi çalışmaları olan, bu alanda kendi çiplerini üretmeye çalışan bir firmadır. Bu kapsamda da şu ana kadar 60'tan fazla Ar-Ge mühendisiyle 5 tane ülkeye ihracat yaparak esasında ciddi bir boyuta ulaşmış bir firmadır. Mobile World Konferans'a ilk defa katılıyoruz, Barcelona kısmına. Geçen Amerika'daki kısmına katılmıştık esasında. Oradaki buradakinden biraz daha küçükmüş. Buradaki fuarda oldukça kalabalık, oldukça iddialı bir fuar. Biz de ilk defa katılıyoruz. Bizim için de ilk bir deneme şey olacak, ilk tecrübe olacak bu kapsamda. Ama bu fuardan önemli işbirlikleri için fırsatlar çıkaracağımızı düşünüyoruz. Telenity 2001 yılında Türkiye'de kurulmuş olan bir yazılım firması. 2001 yılından beri 22 senedir faaliyetteyiz. Bugün itibarıyla 35 ülkede 40'tan fazla operatörde platformlarımız çalışıyor. Bu platformlar nedir diye sorarsak, bunlardan iki tane ana dikeyde işlerimizi yönetiyoruz. Bunlardan bir tanesi mesajlaşma ve katma değerli servisler platformu. Katma değerli servisler platformunda özellikle Orta Doğu ve Afrika'daki ve CIS ülkelerindeki birçok operatörde bizim altyapılarımız koşmakta. Bunun yanında son 4 senede odaklandığımız dijital servis platformumuz var. Dünyada 4G'nin hatta 5G'nin de tekrar çok hype olmasıyla, çok öne çıkmasıyla beraber dünyada 5G üzerinde dijital servisler, ki bunların video servisleri diyebiliriz, oyunlar diyebiliriz, çok popüler olmaya başladı ve operatörlerin bu tür dijital servisleri yönetebilmeleri için ve bunları paraya çevirmeleri, gelire çevirebilmeleri için bir dijital servis altyapısına ihtiyaçları var. İşte Telenity bu dijital servis altyapısını da birçok ülkede kar paylaşımı olarak sunuyor. Bütün yazılım geliştirme ve ürün yönetimimizi İstanbul'dan yönetiyoruz. İstanbul dışında ekiplerimiz hemen hemen 50 kişilik bir ekibimiz Hindistan'da var. Bunun dışında Suudi Arabistan'da operasyon ekiplerimiz var oradaki müşterilerimiz için. Bir de Connecticut Monroe, yani Amerika'da bir ofisimiz ve aynı zamanda bir de Dubai'de satış ofisimiz var. Son 20 senedir 2002 yılından beri Mobile World Congress'e, yani buraya geliyoruz ve katılıyoruz. Bizim için Mobile World Congress çok önemli bir yer teşkil ediyor. Çünkü Mobile World Congress'te her sene o yılın, hatta geçen yılın ve bir sonraki yılın öne çıkan ürünleri, teknolojilerini takip etmek ve aynı zamanda o
teknolojilere göre kendi pozisyonumuzu almak, yeni ürün stratejimizi geliştirmek için burada çok yakından diğer firmaları, rakiplerimizi takip ediyoruz ve aynı zamanda da dediğim gibi 35'ten fazla ülkede olduğumuz için müşterilerimizi burada kendi butumuzda misafir ediyoruz ve onlarla kendi projelerimizi konuşuyoruz. Biz BBK Teknoloji firması olarak Mobile World Congress'e 4. kez katılıyoruz. Bugün burada elektronik kilit, anahtarsız erişim yönetimi çözümlerimizi tanıtmaktayız. Burada hem ürünlerimizi, donanım ve yazılım ürünleri, hem de bunlarla beraber neler yapılabilir, nasıl kullanım alanları bulabilir, bunlarla ilgili demolar gerçekleştiriyoruz. Güzel geçiyor. Değişik ülkelerden farklı istekler geliyor. Onlarla çok güzel fikir tartışmaları ve ileride projeye dönüşebilecek işbirliklerine ilk adımları attık. Biz I2I Systems olarak telekomünikasyon sektöründe uçtan uca çözüm sağlayabilen bir firmayız. Yaklaşık 400 mühendis arkadaşımız bizde çalışıyor. Bu arkadaşlarımızla beraber biz baz istasyonundan ücretlendirme, faturalandırmaya, yasal takibe ve tahsilata kadar aslında bütün seti komple verebiliyoruz. Burada da bizim değişik ülkelerden müşterilerimiz var. Aynı zamanda ihracat yapan bir firmayız. İhracat yapan firmalarımız firma olarak yurt dışındaki müşterilerimizle de burada görüşüp farklı iş fırsatlarını, hatta farklı müşteriler bulma anlamında da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz bir yazılım firmasıyız. Burada olmaktan ve Türkiye'yi temsil etmekten de mutluluk duyuyoruz. Teşekkür ediyorum. Asis Bilgi Teknolojileri olarak veri odaklı olarak marketing ve dijital pazarlama yönelik çözümler sağlıyoruz. Verinin gücünü kullanarak kurumların, firmaların müşteri kitlelerine daha hedefli, daha niş bir şekilde ulaşmasını sağlayarak onlara katma değer sağlamaya çalışıyoruz. İstanbul Ticaret Odası'nın bize sağladığı imkanlar dahilinde burada çok teknoloji anlamında çok değerli bir fuara katılım sağladık. Asis Bilgi Teknolojileri olarak biz 3 operatörün çözümü ortağıyız. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un. Dönemli teknoloji fuarında da 6G ile alakalı ve farklı teknolojilerle alakalı bizim sektörümüzle alakalı çok fazla yeni teknolojileri görme imkanımız oldu ve ekosistem kapsamında da farklı farklı firmalarla partnerlik yapmamızı sağlayan bir yapı oluştu. Fuara katıldığımızdan dolayı mutluyuz. İstanbul Ticaret Odası'na da sağladığı desteklerden dolayı da teşekkür ederiz. Bizim yaptığımız işler elektronik donanım ve gömülü yazılım geliştirme üzerine işler yapıyoruz. Daha çok savunma sanayi firmalarıyla çalışmamıza rağmen artık yüzümüzü biraz da yurt dışına döndük ve yurt dışında da işler yapmaya çalışıyoruz. O nedenle de Mobile World Congress Barcelona'ya katıldık. Bu sebeple burada bulunmamızın amacı yaptığımız o terzi usulü elektronik donanım ve gömülü yazılım geliştirme yetkinliklerimizi müşterilerimizle paylaşmak. Özellikle Türkiye'de oldukça niş ürünler yaptık biz, terzi usulü ürünler. Bunlardan bir tanesini örnek vermem gerekirse mikro uydu fırlatma projesinde ki kutudur. Şurada gördüğünüz Arink 664 kutusu da şu anda bizim Roketsan'a teslim ettiğimiz bir kutudur. Onun içinde tabii bir elektronik kart var. Üzerinde bir çip var. FPGA bu. Field Programmable Gate Array. Onun içine de bir haberleşme protokolü yerleştirdik. Bizim mühendislerimiz tarafından yazılmıştır onlar da. Böyle bir ürünü sıfırdan geliştirip müşterilerimize verebilme kabiliyetimiz var bizim. Bizim yaptığımız işler bu şekilde. Odin yeni nesil sistem entegratörüdür. Dünya üzerinde belirli association'ların ve foundation'ların lead ettiği yeni nesil teknolojilerin ülkemizde ve çevre ülkelerde uygulanması için gerekli partnership'leri yapar ve bunlarla alakalı olarak deployment'ları sağlar. Bu anlamda biz bütün açık kaynaklı yazılım tabanlı sanallaşmış veya container mimariye geçmiş bütün çözümlerin hayata geçirilmesi noktasında çalışan müşterilerimizin ya da operatörlerin avukatlığını yapan, onlar için selection yapan ve en doğru çözüme en uygun şekilde deploy eden bir sistem entegratörü firmayız. Ve onların her zaman single point of contact olarak çalışıyoruz. MWC 23 bizim için çok kalabalık ve yoğun geçiyor. Birçok yurt dışından partner ve
potansiyel müşterilerle görüşüyoruz. Maalesef ülkemizdeki deprem nedeniyle yerli operatörlerimiz eşlik edemediler bu fuarda bize. Ama dediğim gibi oldukça yoğun ve süratli geçiyor diyeyim. Oradan oraya holler arasında koşturuyoruz. Merhabalar. Biz mobil şebekelerin, dünya çapındaki mobil şebekelerin operasyonlarının otomasyonunu yapıyoruz. Yani teknoloji olarak bu bildiğiniz baz istasyonları ve santraller arasındaki operasyonlar uçtan uca otomasyonunu yapan çözümler üretiyoruz. Ve bu ürünlerimizi Türkiye'deki tüm operatörler, yurt dışında Latin Amerika, Avrupa, Amerika gibi farklı operatörlere sunma fırsatı bulduk. 15 yıldır bu sektördeyiz. Barcelona'da yeni pazarlar için daha önceki yıllarda olduğu gibi fuarı değerlendiriyoruz. Son 3 yıldır pandemi nedeniyle fuar çok etkin değildi. Bu yıl tekrar benzer bir etkinliğine kavuştuğunu düşünüyoruz. TTG International 2001 yılında kuruldu. 22 yaşında bir firma. Telekom alanında OSS dediğimiz operasyon destek yazılımları üreten bir yazılım firması. Dolayısıyla telekom alanında Türkiye'de 3 mobil operatörle de çalışıyoruz. Azerbaycan'da, Nepal'de, Kıbrıs'ta birçok operatörle de çalışıyoruz. Operasyon destek sistemleri telekom mühendislerinin şebekelerini yönetmek için çok büyük dataları toplayıp onları analiz eden, raporlayan ve anlık olarak takip etmelerine imkan veren yazılımlardan oluşuyor. Chrome 16 senelik bir şirket. Telco dünyasının içerisinde doğmuş. 3 tane ana uzmanlık domaini olan bir yazılım şirketi. Bunlardan birincisi erişim güvenliği. Erişim güvenliği konusunda Single Connect isimli bir ürünü var. Cyber Security Privilege Access Management'da çalışıyor. Gene erişim güvenliğinde abonelerin ve sistemlerin network'e güvenli bağlanması için bir AAA ürünü var. İkincisi veri güvenliği ve veri yönetimi. Veri güvenliği ve veri yönetiminde veri tabanlarına erişim yönetiyoruz. Database Access Manager ürünümüzle ve Data Stream Processor ürünümüzle de loglama çözümleri sunuyoruz ISP'lere, telkolara. Üçüncü uzmanlık alanımız da ağ altyapı yönetimi. Burada da ister sentetik test trafik yaratımı olsun, ister cihaz yönetimi ve cihazların performans ölçümlerinin izlenmesi olsun. 3 tane farklı ürünle telkolara ve değişik ölçeklerdeki enterprise müşterilerine çözümler, ürünler üretiyoruz. Biz P-Networks olarak Türkiye'nin ilk yerli ve milli switchlerini üreten, uçtan uca tüm tasarımından üretimine kadar, aynı zamanda mekanik kutularına kadar tüm tasarımını gerçekleştiren firmayız. Bu bağlamda da Türkiye'deki bilgi birikimimizi dünyanın her yerine taşımak ve ürünlerimizi dünyanın her yerinde sunmak amacıyla MWC'ye katıldık. Bu birliktelikten de güzel fırsatlarla döneceğimizi düşünüyoruz. Şu an hali hazırda ürünlerimiz Türkiye'nin haricinde birçok ülkede yoğun bir şekilde kullanılmakta. Önümüzdeki birkaç sene içerisinde inşallah 30'dan fazla ülkede yoğun bir şekilde teknolojik olarak yer alacağız. Ve Türkiye'nin teknolojik bilgi birikimini tüm dünyaya yansıtacağımızı düşünüyoruz. Bu imkanı tanıyan arkadaşlarımıza da sizin vasıtanıza teşekkür ediyoruz.